Sonunda uyudu Arya. Ablamın tedavi olmaya ihtiyacı var. Biliyorum. Ben yarın en iyi klinik neredeyse bulacağım. Bulunca da ablamı... Klinik olmaz. Duyulursa kulaktan kulağa yayılır. Bir adımız, bir itibarımız var. Ya durumun ciddiyetini anlaman için daha ne olması gerekiyor baba? Ablam kendini vurmaya çalıştı. Ali onu gördü. Sen hala attan itibardan bahsediyorsun. Ablamın hastaneye yatması lazım. İyi bir psikiyatr buluruz. Haftada kaç gün gitmesi gerekiyorsa gider görüşür. Millete etiket olmanın anlamı yok. İyi o zaman. Belki bakarsın ablam bir dahakine doğru yere nişan alır. Yeter ya. Ben burada yokmuşum gibi neden öyle kendi aranızda konuşuyorsunuz? Senin iyiliğin için Özlemciğim. Bana deli gibi gömlek giydirip bir odaya mı kapatacaksınız? Bu kadar mı nefret ediyorsunuz benden? Beni başından mı atmaya çalışıyorsun baba? Özlem. Abla. Senin tedavi olman gerekiyor. Anlamıyor musun? Beni ailemden ayırmayın. Beni kızımdan ayırmayın. Ne isterseniz yaparım. İstediğiniz doktora giderim ama... beni bir odaya kapatacağınıza öldürün daha iyi. Tamam kızım. Söz veriyorum. Böyle bir şey olmayacak. Sen ne istiyorsan onu yap baba. Ama ben ablamın felakete gidişine daha fazla tanıklık etmeyeceğim. Biz burada Zeynep'le konuşup onu almaya geldik. Sen kalkmış burada kalacağım diyorsun. Ne olur anla beni. Zeynep burada Alev'le, ben seninle olmaz. Niye Alev konuşurken itiraz etmedin? Niye bunları ben değil Alev yaşadı demedin? Kendimi temize çıkarmak için Zeynep'i daha fazla üzemem, anlamıyor musun? Bu senden benden daha önemli. Böyle davranarak hiçbir şey çözemiyoruz, farkındasın değil mi? Zeynep'e yalan üstüne yalan söyleniyor. Seninle kalarak da çözemeyiz ki. Daha da karışır her şey. Bak görüyorsun Alev bir savaş başlattı. Ben de kızımın yanında olacağım. Tamam. Tamam ama şunu bil. Zeynep'ten vazgeçmeyeceğim. Senden de vazgeçmeyeceğim. Her şeyi çözeceğim. Her şeyi çözeceğim. Görüyorsun değil mi ne yaptım? Ben uzak tutmak için elimden geleni yapıyorum. O geliyor burnumun dibinde bitiyor. Delireceğim Ali Osman. Ya şu hayat ne tuhaf. Hayat dakikada alt üst oluyor. Tam bitti derken yeniden başlıyor. Ne diyorsun Ali Osman? Ya daha bir saat önce şunları alırken yüreğim yeşeriyordu. Sen kızınla ışıl ışıl pırıl pırıl olmuştun. Zeynep şu dakikada ödülünü alıyor olacaktı. Keşke. Yüreğimiz gururla dolu, ellerimiz avuçlarımız patlarcasına alkışlıyor olacaktık. Ya tam bu kertenkele geldi. Bu eve ne zaman girecek, ne zaman çıkacak aklıma takılıyor benim. Nereden nereye geçtin Ali Osman şimdi? Ya Adnan'a geçtim. Ya diyorum ki... bu herif Damla'yı bahane edip bu eve gelsin istemiyorum ben. Bir sesini kız küçük sesinle. Ben istiyor muyum Ali Osman? Ne Damla'yı ne Adnan'ı görmeye benim tahammülüm var mı? Ya onu diyorum. Ne diyorsun? Ya sen yüz yüze gelince senin nevrin dönmüyor mu? Benim de kıyametlerim kopuyor. Ali Osman sonra konuşalım mı bunu? Sonrası mı orası yok bu işin. Bu kabak çekirdeğini bu eve girmesini istemiyorum ben. Ali Osman ben de yorgunum diyorum. Ya canımız burnumuzda derdimiz başımızdan aşkın. Ya benim bir tane derdim var, o da kızım, o da içeride yatıyor. Başkaca da bir derdim yok. Ama senin başka bir derdin varsa ki var.
Git başka yerde dertlen. Biz yerimizi yurdumuzu biliriz Ali. Gerekirse de bilmeyeni öğretiriz. Geçmişi birden yıkılır mı? Yaşandı dedikleri, dinledikleri, hayal ettikleri. Sanki ayağımın altından bütün hayatımı çekip aldılar. Ben de hepsinin altında kaldım. Ben buradayım. Yanındayım. Tamam mı? Onlar benim kahramanımdı. Meğer ortada ne bir aşk varmış, ne de ben o aşkın çocuğuymuşum. Babamın ailesi annemi istememiş bile. Şaka gibi her şey. Mert'in babası da beni istemiyor. Sanki annemle kaderimiz bir yazılmış. Yok öyle bir şey. İnandırma kendini böyle şeylere. Senin bahtında çiçekler açacak kızım. Söz. Kaç yaşında bir insan? Değiştiğini ne zaman fark eder? Ne vakit büyümekten korksam bir ipek böceği düşlüyorum. O küçücük tırtılın göz alıcı bir kelebeğe dönüştüğü mucizevi hikaye büyülüyor beni. Ama merak ediyorum. Kozasını örerken biliyor mu neler yaşayacağını? Kendini hapsettiği o yerin nasıl muhteşem bir güzelliğe gebe olduğunu. Düşünüyorum. Düşünüyorum ve sonra evet diyorum. Biliyor. İpek böceği kozasına inanıyor. Biri ya da onlarcası. Kaç kişi olduğu fark etmez. Sevdiğimiz herkes bizim kozamız. Hazır olacağımız güne dek bizi koruyup güvende tutan, inandığımız insanlar onlar. Ama yine de korkuyor insan. Büyümek dönüşerek başka bir şey olmaksa, her şeyin saflığına inanan o çocuğa ne olur? Belki de sorulması gereken soru budur. Kelebek ipek böceğini unutur mu?
Günaydın. Günaydın. Bak sana ne yaptım. Özlemişsin bir ha. Kokusuna uyandım desem. Eline sağlık. Getir bakalım bardağını. Hikayen ödül almış. Evet. Dün tören vardı ama gidemedim. Her şey bir anda nasıl alt üst oldu? Nasıl birden bu kadar kontrolden çıktı ben bilemiyorum. Kontrol etmek yerine her şeyi anlatsaydım böyle olmazdı. Bak yine öğrendim her şeyi. Saklamak bir çözüm değilmiş değil mi? Konuşsam kendimi savunuyor olacağım. Susmak en doğrusu. Savunulacak bir şey yok. Bu arada disiplin cezam kalktı. Okula geri döndüm. Gerçekten. Canım kızım, çok sevindim. Zeynep, içim öyle rahatladı ki. Anne geçmişin, bana anlatılan her şeyin yalan olması canımı çok yakıyor. Ama istenmeyen çocuk olmak, söylerken bile nefesim kesiliyor. Ben seni hep istedim Zeynep. Her şeyden çok istedim seni. Senin annen olmak benim yaşama sebebim. Ben ister miyim senin gözünden bir damla yaşaksın? Üzülmeni ister miyim hiç? Zeynep. Anne dedem bizim yerimize kararlar verince ne kadar kızardık değil mi? Sen de aynısını yaptın anne. Benim yerime babamı öldürdün. Geçmişime hikayeler uydurdun. Ben yokmuşum gibi davrandın anne. Belki ben babamı bulmak isteyecektim. Belki sana yaptıkları için hesap soracaktım. Belki de suratına tükürecektim. Belki de affedecektim anne. Ama şimdi affedemiyorum. Ne seni ne onu. Nasıl affedeyim? Babana senden yeni haberi oldu Zeynep. Öğrenir öğrenmez de seni tanımak istedi. Konuşmak istedi seninle. Ama ben bilemedim ki nasıl davranacağım. Peki babası seni niye istemedi? Ya nasıl bir insan torunundan nefret eder? Nasıl bir insan doğmamış çocuğun ölmesini ister? Kızım bilmiyorum. Peki sen neden pes ettin? Neden babamı bulmaya çalışmadın? Çalıştım. Ama dedim ya sana yurt dışındaydı baban. Türkiye'ye döndüğünden, evlendiğinden de haberim yoktu. Kendimce en doğru olanı yaptım senin için Zeynep.
ama olmadı. Elime yüzüme bulaştırdım. Seni korumaya çalışırken en çok ben yaraladım. Sen beni affetsen de ben kendimi affetmiyorum. Ama sana söz. Sana hak ettiğin yuvayı verebilmek için elimden geleni yapacağım. Nasıl anne? Hani dedenlerin yanından ayrılmak için para biriktiriyordum ya ben. Daha çok çalışacağım. Eğer sen de hala istiyorsan, hayal ettiğimiz evi, hayatı birlikte kurabiliriz Zeynep. Peki ya babam? O ne olacak? Onun zaten bir evi, bir ailesi var. Günaydın. Günaydın. Günaydın teyzeciğim. Omlet yapsaydım sana. Annem patatesli yumurta yapmış. Özlemişim. Uyandırsaydım ben de yapardım. Olsun teyzeciğim. Annem yapmış işte. Afiyet olsun. Sağ ol. Seni iste ben her zaman yaparım. Hoş bulduk. Nerede prenses? Hemen getiriyorum. Baba. Gel buraya. Prenses ya. Ya ya. Hadi gel. Beraber kahvaltı yapalım. Evet, hadi gel. Babasıyla kahvaltı yapacak mı? Evet, hadi bakalım. Sana şu krepten hazırlayayım. Hadi bakalım. Ben artık kendim de yiyebiliyorum. Öyle mi? Benim kızım kocaman mı olmuş? Ah, bravo sana. Hı hı, annem de izin verdi. Merhaba Adnan. Merhaba, Özlem yok mu? Hasta biraz, yatıyor. Baba biliyor musun annem çok ağladı. Bir sorun mu var? Yaşadıkları ağır geliyor. Seni uyarmıştım ama umursamadın. Hani polis amcaların silahı var ya, annem onunla oynuyordu. Sonra dedemle dayım geldi, aldılar elinden. Annem de çok üzüldü oyununu bozdular diye. Nevzat Bey, ne oluyor? Ne bu? Silah falan? Annenin kahvaltısı bittikten sonra konuşalım hatta. Sen kimsin de beni tehdit ediyorsun? Kimsin sen? Evime gelip karının karşısına dikilmek ne demek? Aklınca beni köşeye mi sıkıştıracaksın? Çıktım bak! Bebeğimiz için geldim, yanına yapma! Cansu, o çocuğu aldıracaksın demedim mi ben sana? Demedim mi? Dedim, dedim ama... Maması maması yok! Aldıracaksın Cansu! Aldıramam dedim ya, anlamıyorsun, aldıramam! Anlaşıldı, konuşarak anlaşamayacağım. Yapma oğlum, yapma! Bunu sen istedin! Bir daha sözümden çıkmak yok, tamam mı? Karımı rahatsız etmek yok! Yok! Ah. Ah.
Erol oğlum. Nereye böyle? Koca Milli'ye bakalım diyor anne. Emlakçıyla görüşmeye gidiyoruz. Sahi mi Aydan? Gerçekten gidecek misiniz? Bak benim yüreğim çok yorgun. Bir de siz tepinmeyin üzerinde. Ne olur sabit, ne olur oğlum. Anne sabit çok kararlı. Kimse beni vazgeçiremez diyor. Aha, yüzü burada. Öyle değil mi kocam? Hı? Vallahi burada kalıp babamın azarlarını işitmeye hiç niyetim yok anne. Ne öyle? Öz kızı diyelim diye Şamaroğlan'a çevirdi beni. Gidip gelip fırçalıyor. Hadi gidelim. Emlakçıyı bekletmeyin. Hadi görüşürüz. Of. Ne oluyor Necmiye? Ne olacak Hasan? Yanımda yaremde hiç kimseyi bırakmadın. Hepsi bir bir gidiyorlar işte. Bak şimdi de Aydan'la Sabit ev bakmaya çıktılar. Niye? Bu ev nelerine yetmiyormuş? Bu evin hiçbir eksiği yok ama fazlası var. Sen bazen çok fazla oluyorsun, gerçekten çok fazla. Nankör bunlar, nankör. Gözlerine, dizlerine dursun. Kadir kıymet bilmez bunlar. Ben de başımı alıp gideceğim. O olacak. Nasıl yapar bunu? Aklım almıyor. Sana bunun olabileceğini anlattım ama inanmadın ki. Özlem artık yalnızca başkaları için değil, kendisi için de tehlikeli. Hala bu evde ne yapıyor anlamıyorum. Kızınızın hastanede yapması gerekiyor, farkında mısınız? Düşünmedin mi sanıyorsun? Zaten kendini terk edilmiş hissediyor. Bir de üzerine hastaneye yatarsa toparlayamaz. İyileşsin derken büsbütün dağılır. Ali hala burada kalıyor Nevzat Bey. Kafasına silah dayamaya göze alan biri her şey yapabilir. Daha önce Ali'ye ne yaptığını siz de biliyorsunuz. Üzgünüm. Ama kızımı korumak zorundayım hatta. Ben de kızımı korumak zorundayım. Gerekirse annesinden de. Özlem'le konuşacağım. Adnan. Biliyorum kızgınsın ama... Özlem'in bir zamanlar severek evlendiğin kadın olduğunu unutma. O hala kızının annesi. Biraz şefkati, anlayışı hak ediyor. Bir şeyler yapılması gerek. Aliye çok korkmuş. Ben de kendimden çok korktum Adnan. Hani doktora gidiyordun? Dün iyi geldi diyordun. Ne oldu da bu noktaya geldi? Bu aralar benim için nefes alması bile çok zor. Gündüzleri kolay çünkü Aliye var. Beraber oynuyoruz falan ama... geceleri kendimi çok yalnız hissediyorum. Taşıyamıyorum ben bütün bu olanları. Hastaneye yatman gerekiyor Özlem. Kızımız için, kendin için. Bunu ciddi ciddi düşünmeni istiyorum. Adnan bak. Gerekirse her gün doktora giderim. Ama hastaneye yatmam. Ben kızıma annesi deli dedirtmem. Tamam, tamam. O zaman doktorun adını ver. Bir de ben görüşeyim kendisiyle. Bak lütfen, bu süreçte üzerime düşen neyse yaparım. Adnan, bu benim özelim, tamam mı? Özlem, sen iyi olmak istiyorsun değil mi? Kızımızın sağlıklı büyümesi için iletişimimizi doğru kurmalıyız. Bunun için de doktorunla konuşacağım Özlem. Rica ediyorum.
Bu sefer diretme. Sen saçlarına bir şey mi yaptın? Ha, yok. Ha, dün kuaföre gittik, bakım falan yaptılar. Ondan herhalde. Hmm. Ondan mı böyle pırıl pırıl? Özlediğinden olmasın. Özledim tabii. Çok özledim hem de. Oh canım kızım. Restorandayım. İş güç işte biliyorsun. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Ya sabah bir uyandım. Bunların ikisi Zeynep ile Damla mutfakta konuşuyorlar. Kafa kafaya vermişler. Bak ben sana söyleyeyim. Bunların niyeti dam kurup, ev kurup Zeynep'i oraya almak. Ya düşün bir ya. Üçü. Damla, Anna, Zeynep aynı evde. Olacak iş mi ya? Resmen kızı benden almak için plan yapıyorlar Ali Osman. Alev, bu yolu sen açtın. Kızı anlattıklarından sonra ne olmasını bekliyordun? Ne yapsaydım Ali Osman? Ne deseydim? Kız gerçeği mi öğrenseydi? Allah aşkına ne olur bir akıl ver. Bir şey yap, ben Zeynep'i alıp götürürlerse biterim. Ya Alev bir dur, sakin ol. Bak başına ne geldiyse bu feveranlığın yüzünden geldi. Tamam, ben işlerimi halleder halletmez geleceğim yanına. Merhaba abi. Alev ablayı mı bekliyorsun? Ha yo. Çocuklara bakmaya geldim, yeğenlerini vereceğim. Hayırdır, sen Zeynep almaya geldin herhalde. Okula gideceksiniz. Aferin size. Abi işler öyle karıştı ki. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne oldu, hayırdır? Biliyordun değil mi? Hepsini ablamın yaptığını biliyordun. O yüzden bana dedin çok eşeleme diye. Değil mi? Öğrendim demek. İşte bu yüzden diyordum Alev öğrenmesin diye. Öğrense dakika almaz ablanı öldürür. Zeynep duysa bir daha yanına yaklaştırmaz. Derman beklerken çaresini bulamaz. Sadece bu değil abi. Ben Adnan'ın eniştem olduğunu Zeynep'ten nasıl saklayacağım? Nasıl yapacağım bunu Zeynep'e? Öğrense sence beni affeder mi? Ona bir yalan da ben söylemiş olacağım. Mert. Bana kalsa Zeynep babasıylayken sen ortalıkta görünme. Duymadım, görmedim, bilmiyorum. Diyecek lafın olsun. Abi nasıl yapacağım ben bunu Zeynep'e? Duymadım, görmedim, bilmiyorum. Tamam, bugün randevum var. Gidince sorarım eğer... Uygun görürse bir dahaki sefer beraber gideriz, oldu mu? Dünkü olaydan sonra Alya'nın burada kalmasını istemiyorum. Adnan, bunu bana yapma. Yapma. Zaten sen yoksun. Bir de Alya da olmazsa ben ne yapacağım? Benim yaşamak için bir sebebe ihtiyacım var, değil mi? Özlem, bir kez olsun itiraz etme. Eğer Alya burada olmasaydı ben kendimi çoktan öldürmüştüm.
Boyalarımı hazırladım. Resim yapmaya başlayalım. Üçümüz yapalım mı resmi? Bir dahaki sefer canım benim. Bir dahaki sefer. Ya of. Şimdi annenle yap resmi. Sonra gelirim, hep beraber yaparız, tamam mı? Peki. Doktordan çıkınca haber ver, tamam mı? Alo, Salih. Ödül törenine gelmedin, hasta mısın, iyi misin? Yo, iyiyim, merak edilecek bir şey yok. Ha, iyi. Bu arada haber vereyim dedim, ödülüm bende. Bugün okula gelirsem veririm o zaman. Sağ ol ama bugün okula gelmeyeceğim ben. Başka bir gün alırım. İyi, tamam. Kapı çaldı, benim kapatmam lazım. Senin ne işin var, ayak altına dolaşıyorsun, yok mu işin gücü? İzinliyim ben, kızımla kalacağım. Mert, hoş geldin. Hoş bulduk Alev abla. Geç, gel içeri, gel. Zeynep. Geç, geç. Hadi siz içeri geçin, konuşun. Ayakkabılar. Aferin. Zeynep'in okuldan arkadaşı değil mi bu? Ne işi var burada? Sevgilisi. Sevgilisi mi? Hı. Bu çocuk Zeynep'in sevgilisi mi? Evet. Benim niye haberim yok? Kendi aşk hayatına çok meşgul olduğun için olabilir mi acaba? Ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Hani böyle bir şeye nasıl izin verirsin? Zeynep'le benim bir anlaşmam var. Zeynep önce derslerine çalışacak, okulunu bitirecek. Ondan sonra böyle aşk meşk. Sen Adnan'la aşk yaşarken izin istedin mi? Demek aşk izin falan istemiyor. Konuyu saptırma şimdi. Zeynep okula gitsin diye ben neler çektim biliyor musun sen? Babamla ne kavgalar ettim. Kızım bana bir söz verdi. Öyle bir anda ortaya çıkıp kafana göre davranamazsın sen. Ya iyi yeter ya. Ben dedim sanki aşık olun diye. Aşk bu aşk. Ya o da çocuk. Her istediğine izin vererek annelik yapılmıyor Alev Hanım. Kızıma nasıl annelik yapacağımı senden öğrenmeyeceğim. Ha keşke öğrensen. Ya geçmişte yaptığın hatalardan sonra daha dikkatli olman gerekirken, daha çok koruman gerekirken yaptığına bak ya. Hayret bir şeysin gerçekten. Dün hiçbir şey söylemeden gitmişsin. Babanla baş başa konuşmanız daha iyi olur diye düşündüm. Zeynep, özür dilerim. Adnan. Damla. Şey mi oldu? Hayır. Ama hiç iyi değilim. Zeynep'in hayatında bir sürü şey değişmiş. En son benim haberim oluyor. O kadar canım acıyor ki. Lütfen üzülme. Bunların hepsi geçecek. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Hiçbir şeyin düzeleceği. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olacak. Olacak Damla. İnan bana. Zeynep evde mi? Bir uğramak istiyorum. Ama bir haber ver istersen. Tamam. Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim Zeynep. Kimi sevdiğimde babamı ilgilendirmez. Zaten ona da gerekli cevabı verdim. Evden ayrıldım. Umutta kalıyorum artık. Hayatıma babam girdi, darma duman oldu. Hayatına ben girdim, evinden oldun Mert. Hem konuşmak istiyorum, hem de ne diyeceğimi bilmiyorum.
Aslında onun da bir suçu yokmuş biliyor musun? Ona da haksızlık yapılmış. Alo. Zeynep, kızım. Seninle konuşmak istiyorum. Gelip seni evden alsam olur mu? Müsait misin? Tamam, olur. Buraya geliyor. Benimle konuşmak istiyormuş. Ya okula gitmeyecek miyiz? Sonra konuşsaydınız. Mert, ben... Bak, ben babamla yeni bir ilişki kurarken seninkinin benim yüzümden bozulmasını istemiyorum. Bir süre görüşmesek iyi olacak. Saçmalama Zeynep. Ne ilgisi var? Ayrıca sen bunları yaşarken ben seni yalnız bırakmam. Mert, babam beni tanıyor mu? Hakkımda hiçbir şey bilmeden nasıl benden bu kadar nefret ediyor? Ben söylediklerine çok kırıldım. Bunlar olmamış gibi yapamam. Ya haklısın ama bak... Mert, lütfen üstüme gelme. Lütfen. Peki. Nasıl istersen. Ama şunu bil, senden vazgeçmeyeceğim. Mert. Ne oldu, gidiyor musun? Bir problem mi var? Sonra konuşsak olur mu Alev abla? Tamam, tamam, peki. Zeynep. Ne oldu? Mert'e görüşmeyelim dedim teyze. Hayda. Neden? Karşı çıkmamış mı babasına? Çıkmış. Hatta evi bile terk etmiş. Ama yapamam. Teyze, babası beni istemiyor. Aynı annemi istemedikleri gibi. Gerçekten de anneyle kızın kaderi bir yazılıyormuş. Lanet gibi yapışmış üstüme istenmemek. Bu ne ya? Sanki kiralamayacağız da evi üstümüze alacağız. Evim evi unut hanım. Mecbur. Babamlarla beraber yaşayacağız. Yok öyle hemen vazgeçmek. Ben artık o evde yaşamam. Anladın mı? Arıyorsun hemen Adnan Bey'i, iş istiyorsun. Ne diyeceğim ben elin adamına ya? Ya ne elin adamı? Yeğeninin babası. Yarın öbür gün de Damla ile evlendiklerinde... Saçma saçma konuşma. Adam evli, evli. Ben de Damla'nın abisiyim. 3 kuruş para için yüzümü yere eğmem. Ha, seninki gurur, benimki pasafis öyle mi? Sen yüzünü eğmeyeceksin diye bütün ev halkı üstüme bassın. Bu mu senin kocalığın be? He? Bu mu? Allah'ım yarabbim. Hocam adı can soğuk, baygın halde bulunmuş. Başında ve göğsünde dar çizgi var. Yüzünde diş kırıklar mevcut. İç kanaması kesilebilir. Nabız 54. Merhaba. İfade için bir olayı tekrar anlatır mısınız bize? Vallahi evden kavga sesleri geliyordu. Daha sonra kıza börek götürmeye gittim. Kapısı aralıktı. Hemen girdim, baktım yerde yatıyor. Hmm. Yanı başında buldum, aldım. Tamam, biz bunu alalım. Not edelim.